Kabus ne zaman bitecek? Sadece biz değil, tüm dünya virüsün bir an evvel tarihe karışmasını istiyor. Bunun için bilim insanları harıl harıl çalışıyor. Ülkeler kendi koşullarına göre önlemler alıyor. Peki Türkiye'de gelinen nokta ne? Salgın hayatımızdan ne zaman çıkacak? Bu soruyu uzman isimlere sorduk bugün. Öngörüleri farklı ama dikkat çektiği nokta aynı. Tarihin erken ya da geç olması tamamen bizlerin elinde. Uygulamada sıkıntı olmazsa Haziran'a kadar hızlı bir şekilde vakaların düşme eğilime doğru girileceği belli. Koronavirüs kabusu ne zaman bitecek? Herkesin merak ettiği ve heyecanla net bir yanıt beklediği soru bu. Belli bir noktaya kadar daha yükselmesi bekleniliyor. Uygulamada sıkıntı olmazsa Haziran'a kadar hızlı bir şekilde vakaların düşme eğilime doğru girileceği belli. Belli bir pik yapacak, daha sonra gidip azalacak ama muhtemelen yaz ayları boyunca da hastalığın bir süre böyle iniş çıkışlarla gidebileceği konusunda veriler var. Bir süreç alacak. Yani mesela bugün aşı çalışmalarını en hızlı şekilde götürdüğünü iddia eden Çin daha ikinci aşamada. Bir ilacın piyasaya sürülebilmesi için daha nereden baksanız 7-8 adım daha var. Bu da kabaca bir yıllık bir zaman dilimi demek. Peki sosyal izolasyon için alınan tedbir kararları ne zaman kalkacak? İdareciler neyi tartışacaklar? Bilim kurullarının vereceği cevaplara bakacaklar. Ne kadar az ve aşağıya düşerse bu sokağa çıkma esnemesi yapılır. Ama ben size şunu söyleyeyim. Yani evet bu aşağı iniyor demek ama aman Allah'ım hepimiz ipleri koparalım, sokaklara çıkarım, ellerimize valizleri alalım, Antalya'ya gidelim, Marmaris'e gidelim, denizlere atlayalım, birbirimizin tepesine çıkalım falan. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir bakış açısı yok. Bu sene bunu herkes unutsun. Böyle bir şey olmamalı zaten. Yani bu ne zaman ki yere vurur, en alt düzeye gelir, ondan sonra... Koronavirüsün muhtemel bitiş tarihini belirleyecek en kritik unsursa, tedbirlerin uygulanması konusunda sergilenen tutum olacak. Şimdiye kadar yaptıklarımızdan hatta biraz daha fazlasını yaparsak, işte o hepimizin merak ettiği ne zaman bu işte ev hapsinden çıkacağız, dışarılara çıkacağız dediğimiz günlere daha erken geleceğiz. Yoksa bu süre uzayacak. Bu tamamen bizim elimizde. Karantinada kal, kendini koru, evde kal tanımlamalarının ben çok sıkıldım şeklindeki karşılığı bu işin uzamasına neden olur. Kişileri denetleyemezsek, evlerinde tutamazsak bunun kısa bir süre sonra sonucunu elde etmemiz söz konusu dahi olamayacaktır. Bu sonbahara kadar sarkar. Uzmanlara göre koronavirüsün bir an evvel bitmesi için yapılması gereken şey aslında çok basit. Bunun anahtarı sosyal izolasyon aslında. Yani o mümkün olduğu kadar insanlardan uzak durmak. Eğer dışarı çıkmak zorundaysak, İnsanlara 1,5 metreden fazla yanaşmamak, maske takmak ve el hijyenine dikkat etmek. Bunları yaparsak zaten virüsün bulaşmadığını görüyoruz. İnsan hastalığı alıyor ve sadece yayıyor. Hiçbir şekilde kendinde bir enfeksiyon tablosu gözükmüyor. Dolayısıyla toplum içinde dur ve duraksama olmaz ve bu kişiler yürümeye devam ederse hangi gerilemeden söz ediyoruz?